Dertli dertli, anladın mı? Parasını aldın, keşke son model arabasını da alaydın da canına almayaydın. O öldüğüne ben, ben öleydim kuzum. Oğuzun, ben öleydim. Ben Oğuz'un bir kuruş ben parasını yemedim. Ben Oğuz'un bir kuruş parasını yemedim. Dört buçuk aldım, ben öldüremeyen o. İşin var, gücün var zaten. O. Bir bardak su içemeyen evde, bir bardak çay içemeyen. Ne demek yani oğlumun parasını gidiysen, o da sevmesen de öldürtmez insan, öldürtmez. Uşakta bir lokma ekmek yemedin mi oğlumun cebinden? Bir lokma ekmek yemedin mi kızım? Elini vicdanını koy da söyle kızım. Seni de ana benim vicdanım çok rahat, benim vicdanım çok rahat. Ben kızım. Vicdan şey yapmayayım, benim vicdanım çok rahat. Her şey ortaya çıkacak İsmail'im. Zaten. İsmail'im, iyi niyetle gittin İsmail'im. Kurban oldun kızla, kurban oldun oğlum. Üç altıda buluştun, ettin, etme oğlum dedim, benden sakladı. Sen götürdün oraya çocuğu, benden sen. Benden sakladı. Telefonlarının dinlenmesini istedim abla. Bu mu götürdü odaya? Sen de bıçak nereye aldın? Bıçak nereye aldın? Ne Mehmet olur Bey'den. Abla, ölmeden bunları istiyorum. Bunları istiyorum, benim oğlum. O da asla ya, gitmez. Bağlanmama gerek yok asla zaten. Gitmez. Ya ben boşuna bağladım. Ben burada hiç konuşamıyorum. Tamam. Kendimi anlatamıyorum. Yaktın oğlumu Bediye kızım. Aa, yaktın oğlumu kızım. Bediye Hanım. Yaktın benim oğlum. Sen karıncayı dahil incitmez. İncitmez iki evin bir oğlu. Para tamam, sorunu ya. Yok. Parasını yedin, canını nereye yiyorsun? Katil. Size. Bütün Türkiye'den yardım bekliyorum. Bütün Türkiye'den yardım bekliyorum. Tamam, tamam Bediye Hanım. Allah. Bediye Hanım, Bediye Hanım, Bediye Hanım, Bediye Hanım. Tatlım benim bir sakinleş. Allah. Arkadaşa müdahale eder misiniz bir baksanıza? Allah. Ama lütfen. Canım Allah. Bana bak, çatlım bana bak bir su içirin, bir su içirin lütfen. Allah. Su içirin. Annesi şu anda fenalaştığı için Seher, bir sana geleceğim konuşacaksın canım ya. Ya Bediye Hanım, Bediye Hanım, Bediye Hanım. Su içirin. Ayşem bir ilgilensenize. Heh, bu tarafa gel tatlım. Sen bu tarafa gel. Bediye Hanım bir bana bak. Sakin ol. Sakin ol. Tamam iyi. Kurbanım sakin ol aşkım. Sakin yeter ol. Ki her şey çıksın. Ha canım. Yeter ki her şey çıksın. Ölsem de dirilsin abla. Hayır öyle deme. Ölsem de dirilsin. Oğlum için. Öyle deme. Oğlum için dirilsin. Oğlum için dirilsin. Onlar da çeksin. Ağır ceza alsın. Onlar da damda çürüsün. Oğlum çürüdü 4,5 aydır. Sende bıçak nereye? Bıçak nereye? Nereye bıçak sende? Sende bıçak nereye oğlumun? Soracağım Seher anlatacağım. Ben Seher'im bir müsaade verseniz. Bekleyin bir dakika. Bir müsaade verseniz kendimi ifade etmeye çalışıyorum ben bir de burada. Bir dakika bir susarsanız Seher anlatacak. Bir içini döksün istedim. Lütfen anla bir anne bir ağıt yakmak istedi. Feryat etti. O feryada kulak verin. Ben anne. Anlıyorum bir de anneyin anne. Sen de ana ol da. Sen de. Ana 29 yaşında delikanlı oğlum gitti. Hayatımı bitirdiniz ya. Hayatım bitti. Hayatım. Geleceğim bitti. Eve giremiyorum. İki kanlı evim vardı. Eve giremiyorum. Bir bardak su içemiyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben bir lokma ekmek yiyemiyorum masada. Onun pişirdiği sevdiği yemekleri pişirip yiyemiyorum. Oğlumun istediğini edip tutup üyüme koyamayan o. O yiyemiyor. O mezarda çürüdü de benim işim gidiyor. İçim gidiyor. Sen ne anlarsın yani anadan babadan? Seher ne anlarsın? Oluyor? Senin anan da haber var. Babın da haber var. O gün oğlumun vefat ettiği gün babam da varmış. Ben o gün ne göstermediler oğlumun öldüğü gün? Allah. Seher de ağlıyor dedi arkadaşlarım ama görmedim ben. Bir seyri görebilir miyim? Ben yalandan ağlıyor ablaya. Yok. Yalandan yok. Ağlıyor. Yalandan ağlıyor. Yalandan ağlıyor ya. Benim oğlum karıncayı da incitmez. İki evin bir oğlu emme şerliği yoktur. Tüm Selendiye soğusunla. Tüm kazaya soğusunla. Herkes üzüldü. Herkes üzüldü. Selendiye sorabilirler. Tüm kazayı sorabilirler. Benim yalanla tamam. Dolanla abla tamam. İşim yok. Bediye Hanım, Allah vereceğim bir canıma. Bir Seher'le konuşmam lazım. Bak çok önemli, çok önemli. Oğlun hayatını kaybetmeden... Ne demek ya, ne demek ya? Ama Mehmet Bey konuşamıyorum. Kurban olayım bir sorayım. Seher az önce ağladın mı? Ya ben konuşmuyorsam ya yine niye bağlandım doğru, zaten ya? Haklısın. Seher az önce ağladın mı sen?
Ağlasan olsun. Ağladın mı sen kızım? Abi abla yeter artık. Bak gerçekten artık yeter. Bunaldım ben ya. Ben bunu yayını boşuna bağlamadım. Biliyorum biliyorum. Bağlanacağım. Her şey ortaya çıksın artık ya. Tamam. Bir susarsanız Seher'le konuşacağım. Susmazsanız sizi dinlendirmek için dışarı çıkaracağım. Dinleyin Seher'in dediklerini. Niye ağlıyorsun Seher? Annesinin söylediklerinden mi etkilendin kızım? Ama benim vicdanım çok rahat bu yönden. İstediğin kadar aslın, istediğin kadar parasını yesin, yedi falan bir sürü laf ver. Ben Allah'a şükür kendi paramı kazanan bir insanım. Kendi paramı kazanıyorum zaten. Oğlunun parasını oğlum, muhtaç değilim. Bir lira parasını almadım. Oğlum. Bir lira parasını da çektirmedim. Abla bir dakika ben de konuşayım bir artık ya. Konuşacaksın Bediye Hanım bir sus ne olur kurban ben olurum. Ben bir konuşayım. Bana o günü anlatır mısın? O gün. Ben sen bir konuşayım kendimi ifade edeyim. Hadi sen konuş o zaman anlat bana o günü anlat. İsmail'in hayatını kaybettiği günü anlat. Abla o gün ben... Tamam anlatıyorum. Ben o gün işten çıktım abla Uşak'a gidecektim. Zaten lazer şeyim randevum vardı oraya gidecektim ben. Bir de yüz tedavisi görüyorum. Oraya gidecektim. Servise bindim. O sırada zaten hani konuştuk ne yapayım dedi. Uşak'a falan gideceğim dedim. İyi tamam falan dedi. Bu kapattı. Ondan sonra ben Uşak'a indim. Dört yolun orada indim. Dört yolun orada indikten sonra gittim. Lazerime gittim. Ondan sonra Yüşeğine gittim. Zaten caddede gittikten sonra işlerimi hallettikten sonra zaten İsmail'le karşılaştık caddede. Konuştuk. Ne yapayım ne diyeyim işte böyle böyle konuştuk ettik. Mehmet Bey ne olur bir dakika bir dakika. Kaçta karşılaştınız? 9-9.30 gibi herhalde. Tamam devam et kızım. 9-9 yanlış hatırlamıyorsam 9-9.30 gibi. Tamam. Karşılaştık. Ne yapıyor ne dedin işte konuşmayı sohbet ettik ayaküstü. Konuşmamız bittikten sonra hani ne yapacaksın? Eve gideceğim dedim ben dedim. Düğünüm var kuzenimin düğününe gideceğim dedim. Ben seni götüreyim dedi. Gel bir şeyler falan yiyelim dedi. Yok dedim istemiyorum ben yemeyeceğim dedim. Sen ye dedim. Gel dedim ya. Ya şöyle bir şey hani iyi çocuk falan dedim ben güvendim. Hani hiç hani o yönden Allah'ım. De bakmadım güvendim. Tamam dedim gidelim dedim yiyelim tamam. Yemek yedik falan. Tesadüfen oturduk. Mi karşılaştınız o gün Seher? Ondan sonra... Seher tesadüfen mi karşılaştınız o gün? Ben o gün zaten tesadüfen karşılaştım bilemem ama yani sabahleyin zaten işten çıktıktan sonra konuştuk Didem abla biz. Ha bir konuştunuz o zaman. Konuştuk. Konuştuktan sonra konuştuk. O mu seni konuştuk. Aradı? Sen mi aradın ben kızım? Ben zaten diyorum konuşmadım. Ha, sen mi aradın o mu aradın? O beni aradı. Ben konuşmadım. O aradı. Hani ne konuşmadım dedi? Hiçbir zaman demedim zaten. Ben gene diyorum konuştuk. Ne yapayım ne dedim. Ben de Uşak'a gideceğim dedim. İşlerim var falan dedim. Tamam dedi. İşte az buz konuştuk. Ondan sonra kapattım. Servise bindim ben zaten. Peki şey İsmail işten ayrılmış mıydı? O gün işe gitmemiş. Evet işten işi bıraktım dedi. Neden işi bırakmış? Ya onu söylemedi. İşi bıraktım dedi. Ağır geliyor dedi. Hani şöyle ayaküstü dediği gibi. Peki, işi bıraktım dedi ya. Sen çarşıya lazer olan o merkeze gideceğini mi söyledin İsmail'e? Tesadüfen mi karşılaştın? Çok tesadüf gibi durmuyor da o yüzden karşılaşmanız. Yok ama tesadüf gibi hani tesadüf gibi karşılaştığımız yani diyemem. Çünkü hani konuştuk zaten. Ya sen gideceğini yani söyledin. Ben konuşmadım demiyorum bak konuştum. Ha konuştuk hani ben tamam. Konuşmadım etmedim demiyorum zaten. Peki hiç sonra? Haberi var zaten. Tamam sonra? Sonra ben alışveriş yaptım mağazalara falan girdim mağazalardan çıktı işte. Ben hani 3'te zaten servis kalkıyor işe. Servisi bekleyecektim. Sen o gün peki işten geldi, gelmemiş beraber miydin? Dedi, gidelim dedi. Sen o gün işten gelmemiş miydin? İşten çıktım ben. İşten çıktım abla ben. İşten çıktın çarşıda gezmeye lazer işten serseriden çıktım ben. Ha tamam. Peki eve niye gitmedin? Aynen. Eve niye gitmedin? İşten uykusuzsun ya gece vardiyasında çalışmışsın. Çünkü abla buraya gelip servis buradan kalkmıyor geriye. Hani biz işimiz olduk mu işten çıkıp Uşak'a gidip işlerimizi halledip işçi servisine binip geri geliyoruz. Ha, hiç uyumadan. Buraya gelip de köye gelip de. Evet köye gelip de hani gitme şansımız yok zaten. Uyumadan sen servisi bekledin. Dolaştın orada. Evet. Sonra evet. Peki karşılaştınız evet. Yemek mi yediniz beraber? Ha yemek yedik işte. Çarşıda mağazada falan gezdik. Ondan sonra... Ne dedi sana? Seni kaçıracağım dedi mi hiç?
Yok yok, öyle bir cümleler kurmadı. Sonra hani geldi, arabaya binelim dedi, gidelim dedi. Ben binmeyeceğim, servisi bekleyeceğim dedim. O da sen gel dedi, hani de ailem de var dedi, hastaneye gel dedi. Hem güven, hani o güveni verdi zaten, hani ailesi olduğu için. İyi tamam dedim ben. Yani arabada, arabasına. Arabada ailem de var, seni mi bekliyor dedi? Ailem hastaneden alacağız dedi. Güvenebilirsin dedi. Arabaya binebilirsin rahatlıkla. İlk saat 9 gibi karşılaştınız İsmail'le çarşıda. 9-9.30 gibi, evet. Peki ailesi o zaman hastanede, hastanede evet. Bekliyor. Seni nereye götürecek İsmail? Ne dedi? Arabaya binip nereye bırakacakmış seni? Selendiye. Selendiye bırakacak. Evet, o sonra... Selendiye geliyormuş. Ailemi alalım ve hani beraber gidelim. Beraber gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Tamam. Bindin arabasına. Sonra ne oldu? Arabasını bindik işte, hani hastaneye geçince zaten hani ailen yok mu dedim ben. Ailem ileriden alacağız dedi. Beni geçiştirmeye başladı. Tamam dedim. Ben gene hani bir şey demedim. Hı-hı. O anlık aha. Şeyle. Ondan sonra ilerledikten sonra zaten hani gene sordum, ben gene geçiştirmeye başladı beni. Tamam dedim. Gene hani ben şey yapmadım fazla. Sorguya çekmedim. Ondan sonra devam ettik işte, zaten hani müzik açtı arabada, müzik falan dinledik. Dinledi. Peki. Seni nereye doğru götürdü? Ondan Selendiye, zaten Selendiye'de odaya Selendiye'ye geliyorduk. Ya yani seni kaçıracağım gibi cümlesi yok çocuğun, doğru mu anladım? Hiç kullanmadı arabadayken. Yok yok yok. Sonra ne oldu kızım? Hayır, öyle bir şey cümle kullanmadı. Selendiye yol ayrımına geldik Didem abla. Evet. Dinliyorum seni Sarar. Yol ayrımı geldikten sonra ilerledikten sonra telefonu çaldı bunun. Bluetooth'tan konuştu. Bluetooth'tan konuştu. Arkadaşı aradı. Onunla konuştu. Gelmiyor musun? Arkadaşı dedi, gelmiyor musun dedi. Hadi çay içelim dedi. Neredesin dedi. Öyle cümleler kurdu. Küs müyüz dedi. İsmail de hayır yok öyle küs falan değiliz dedi. Hani geleceğim dedi. Birazdan oradayım dedi. Sonra kınaya çıkarken tekrar aradı aynı kişi. Gene aynı cümleleri söyledi. İsmail. O da aynı cümleleri kurduktan sonra zaten hani Selendi'nin yolunu gireceği zaman kınayı çekti, sürdü arabaya. O sırada siz arabada kavga etmeye başlamışsınız. Ya kınayı sürdükten sonra kavga etmeye başladık. Neden kavga ettiniz peki? Çünkü Selendi'ye girmedi, kınayı çekti arabayı. Yani yanlış yere girdim dedim. O da ki sadece 3-4 fotoğraf çekileceğiz, geri döneceğiz dedi. Ben fotoğraf çekilmek istemiyorum, geri dön dedim. O dönmedi. İleride sadece 3-4 fotoğraf çekileceğiz dedi. Geri döneceğiz dedi. O dönmedi. Hasta beni güvenmiyorsam kendi telefonda dursun fotoğrafları dedi. Fotoğraflar dedi. Ben gene istemedim. Bak kınayı zaten o anda kınaya yaklaşıyorduk zaten. Kınaya gelince piknik alanına gelince zaten hızlanmaya başladı. Peki hani duracak Seher sana söyleyeceğim ve soracağım çok önemli bir şey var ama bir araya gitmem lazım. Bir araya gideyim sonra hemen devam edeyim, çok merak ediyorum gerçekten.